Evet dostlar, selamlar, saygılar hepinize. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, hafta sonu, cumartesi günü ama biz sizleri borsa haberlerinden, ekonomi haberlerinden mahrum bırakmıyoruz. Bu haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar. O şirketten küçük yatırımcılarla ilgili açıklama geldi. Ben her zaman kendimi küçük yatırımcı olarak görüyorum. Ve takipçilerimizin çoğunda öyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim habere. Küçük yatırımcıyı korumaya önem veriyoruz. Yani bu açıklamalar oldukça önemlidir. Hangi şirket? Aselsan. Evet. Geçtiğimiz zamanlarda inanılmaz iş sözleşmeleri yapan, yeni iş anlaşmalarıyla dikkat çeken Aselsan'dan böyle bir açıklama geldi sevgili arkadaşlar. Aselsan Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Güçlü 250 binden fazla bireysel yatırımcıya sahip olduklarının altını çizerek, bu büyük bir rakam sevgili arkadaşlar, 250 bin tane bireysel ortağı var. Kaç hisse olduğunu bilmiyorum tabii ama büyük bir ihtimalle 1006 hisselerdir ya da 10 bin mi düşünüyorlar bilmiyorum. Küçük yatırımcıyı, hissedarlarımızı korumak bizim için şirketimizi, ülkemizi korumaya da bir hizmet dedi. Evet, büyük bir slogan olmuş. Şirketin Borsa İstanbul'daki performansına ilişkin sorular üzerine Güçlü, Aselsan'ın 2018 yılında ikinci halka arzı başarıyla gerçekleştirdiğini, o günkü olağanüstü şartlarda 650 milyon dolarlık bir değeri ülkeye ve şirkete kazandırdığını söyledi. Güçlü bunu yaptıklarında aynı zamanda 200 bine ulaşan bireysel yatırımcı ile tanıştıklarına işaret ederek şöyle konuştu. Bugün Aselsan, Türkiye'de bireysel yatırımcı sayısı en fazla şirketlerden bir tanesi. Bu konudaki liderlerden biri. Bugün 250 binden fazla bireysel yatırımcımız var. Aselsan'da yönetim kurulundan bütün yönetime, özellikle mali yönetimde bu farkındalık bilinç temel şiarımız. Küçük yatırımcıyı, hissedarlarımızı korumak bizim için şirketimizi, ülkemizi korumaya da bir hizmet. Olaya bu anlamda ziyadesiyle önem veriyoruz. Sürekli de gündemimizde. Kendi görevim gereği de mali ve finans işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak sadece bugüne özel değil, hisse geri alım programları dahil olmak üzere birçok alternatifi gündemde tutarak bu yükümlülüğümü sürekli bir bilinci artırmak adına ve gerektiğinde yönetim kurumumuza bu hususlarda bilgi vererek kendi ajandamda tutuyorum. Dolayısıyla yatırımcılarımız bu hususta Aselsan'a güvendiler ve uzun dönemde de hep kazandılar. Güvenmeye devam etsinler. Aselsan her zaman yatırımcısının arkasındadır. Güçlü Aselsan'ın hisse değerine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi. Evet, sadece Aselsan değil, Türkiye'de borsada işlem gören birçok dünya devi şirketlerle rekabet eden şirketlerimizin kendi aralarındaki sıralamalarıyla kolere olmayan, hak etmedikleri kadar iskontolu, piyasa tabiriyle ucuz kaldıklarını görüyorum. Buna da üzülüyorum. Evet, bazı patronlar farklı açıklamalar yaparken görüyorsunuz. Aselsan'ın müdür yardımcılarından birisi ekonomi finanstan. Sadece Aselsan'ın ucuz kaldığını düşünmüyor sevgili arkadaşlar. Türkiye borsasındaki işlem gören birçok dünya devi şirketlerinde düşük kaldığını, ucuz kaldığını düşünebiliyor. Bu önemli bir açıklamadır aslında çünkü baktığınız zaman özellikle büyük BIST 30'daki şirketlerden holdinglerimiz, bankalarımız bedava aslında baktığınızda ama işte belli bir noktaya getiremiyoruz yani. İşte bu, siz buna ne sebep derseniz deyin. Adamların şirketleriyle, mali durumlarıyla şu anki performansları yurt dışında çok farklı. Bizimkiler daha da farklı. Kendi sektörümüzde dünyada ilk 50'deyiz. Fakat şirket market değerlemeleri açısından bakıldığında ziyadesiyle iskontoluyuz. Dünya devi, evet bunu ben de örnek verecektim mesela. Türk Hava Yolları gibi şirketlerimize benzer durumda. Türk Hava Yolları 20-30 lirayken 5-10 uçak parası yapıyordu yani. Ciddi, şimdi biraz düzeldi gide fiyat ama. Dolayısıyla bu hususta diyor, bütün bu şirketlerimizin uygun zamanlarda doğru yatırımlar yapılarak hak ettikleri yerleri yakalayacağı inancındayım. Yani zamanında girmek gerekiyor işte borsaya. İnşallah hak etmediğimiz bu yerden kurtulur ve hak ettiğimiz yerlerde, zirvelerde finansal anlamda da oluruz demiş.
haber7.com'dan alınmış bir haber sevgili arkadaşlar. Evet, Aselsan'ın Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Güçlü'nün 250 binden fazla bireysel yatırımcıya oldukça moral veren, oldukça güzel bir açıklama arkadaşlar. Biz burada bu açıklamayı sizlere duyurmaya çalıştık. Lütfen vermiş olduğumuz bilgileri, haberleri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Parabil kanalına da destek olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Abone olmanızı zaten bekliyoruz. Katıl butonumuz aktif, teşekkür butonumuz aktif. Buralardan da bize yardımcı olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar arkadaşlar.